Merhaba aziz dostlar. Sevgi zekası sohbetimizin yeni bir aşamasındayız. Şu ana kadar sevgi zekası konuşmalarımızda sevgi zekası modeli çerçevesinde paylaşımlarda bulunmuştuk. Demiştik ki insan bir sonsuzluk yolcusudur. Misafir olarak geldiği yeryüzünde yerlerin ve göklerin şefkatli sahibini tanıyıp onu sevmek, onun emrettiği yüce ahlaka tutunup cennete hazırlanmak üzere bulunuyor. Böyle bir hayata başarıyla ulaşmanın yolu, sevgi zekası kavramı çerçevesinde ifade etmeye çalıştığımız o ilahi muhabbete tutunmak, o muhabbetin gereklerine uygun bir yaşantı ortaya koymaya çalışmaktır. Bu çerçevede dedik ki önce sevgi zekası modelinin ana çerçevesini keşfetmemiz gerekiyor. Sonra da 10 ayrı bölümde temel sevgi unsurları üzerinde durmaya çalışmamız gerekiyor. Bu 10 ayrı bölüm birincisi sevgi zekası modeli olacak şekilde birbiri arkasından sırasıyla öz benlik sevgisi, yani insanın kendi varlığına yönelik sevgisi, anne babasına yönelik sevgisi, ailesine yönelik sevgisi, yeryüzünde kazandığı servete ve bilgiye yönelik muhabbeti, dost ve arkadaş muhabbeti, doğa, bitki, hayvan muhabbeti, vatan, millet muhabbeti, peygamber muhabbeti ve Allah'a sevgimiz olmak üzere 10 bölüm. Efendim, sevgi zekamızı hakkıyla idrak edebilmek çerçevesinde demiştik ki sevgiyi içinde hissedemeyen onu ifade edemez. İlk yapmamız gereken o ilahi muhabbeti kalbimizde volkanlar gibi kaynatmak, onu kalbimizde yaşamak ve daha sonra da onu çevremizdeki varlıklara ifade etmek olacak. O ilahi muhabbeti kalbimizde yaşayabilmek için sevgi gözümüzü açmaya çalışmamız gerekiyordu. Yani sevmek istediğimiz varlıktaki cemali, kemali ve ihsanı görmeye çalışmamız gerekiyordu. Ondaki güzelliği, ondaki olgunluğu, üstünlüğü ve onun yararlarını, faydalarını idrak etmeye çalışmamız gerekiyordu. Böyle bir bakışla sevgi sebeplerini okumamızın ardından sevgimizi dengelemeye çalışmamız, yani her şeyi Allah'tan dolayı sevmemiz ve her şeyi kıymetince, kadrince sevmemiz, bir tek sevgide ya da bir tek nefrette boğulmamamız gerekiyordu. Ve bu çerçevede bu muhabbeti, bu sevgiyi kalbimizden yola çıkarmamız, vücut dilimizle ifade etmemiz, sesimizle, sözümüzle, beraberliğimizle, iyiliğimizle, hizmet davranışlarımızla sunmamız gerekiyor. Böyle bir sevgi zekası modelinin sonucu ne? İnsanın huzurlu, güvenli, saygıdeğer bir hayat yaşaması, bu çileli hayatın, çileli yeryüzünün çilelerine dayanıp sonsuzluğa büyük bir onurla hazırlanmayı başarması olacak. Aziz dostlar, şimdi bu sohbetimizde sevgi zekamızın yeni bir boyutuna geldik. İkinci ana bölüme geldik. Öz benlik sevgimize geldik. Değerli sonsuzluk yolcuları,
Efendim, kendi varlığınız hakkında az çok herkes, siz, biz, hepimiz bilgiye sahibiz. Özellikle üzerinde durmamız, odaklanmamız gereken en önemli boyutumuzun nefsimiz olduğunu biliyorsunuz. Allah bir nefis yarattı ve bütün nefisleri o nefisten yarattı. İnsan dediğimiz özümüz, yani canımız, yani insaniyet programımız, bir anlamda bir bilgisayarın işletim sistemi dediğimiz şey, eğer kıyaslamak istersek, bir metafor olarak ifade etmek istersek, insandaki nefistir. Canımızın temelidir o nefis. Allah o canı, o nefsi yaratmış, ona bir beden giydirmiş ve ona ruhundan üflemiştir. İnsan böyle bir varlık. Ve sırrını çok iyi bilmediğimiz ama ruha nispetle hakkında epeyce bilgi sahibi olduğumuz nefsimiz nedir? Nefsimizi eğer doğru tanıyabilirsek aziz dostlar, doğru keşfedebilirsek o nefsi sevmenin, ona muhabbet etmenin şeklini, suretini, önemini daha sağlıklı bir şekilde idrak edebiliriz. Hani şu ben dediğimiz zaman, ben ifadesiyle kastettiğimiz bir şey var ya, şu bedenimizin kolu olmasa, bacağı olmasa, kalbi olmasa, şurası burası olmasa, yine de var olan, doğduğumuzdan beri var olmaya devam eden o ben dediğimiz olgu var ya, o ben dediğimiz ayrı kimliği bize kazandıran şey, işte o ene dediğimiz şey nefsin bir fonksiyonudur. İnsaniyet programımızın bir fonksiyonudur. Yüce Allah bu bizim öz benliğimizi, bu enemizi, bu benliğimizi, ben varlığımızı çeşitli unsurları bir araya getirmek suretiyle yaratmış. En azından bunlar arasında bildiğimiz belli başlıları, bir tanesi bilinçtir. Bilinci vardır o ben dediğimiz olgunun, nefsin. Vicdanı vardır, aklı vardır, kalbi vardır, mantığı vardır, hissi veya hayali vardır. Bütün bu olgulardan oluşan muhteşem bir devlettir, bir sistemdir nefis dediğimiz olgu. Ve biz, insanlar olarak vücut organlarımızı ve sosyal ilişkilerimizi bütün bu vasıflara, özelliklere, altyapılara sahip olan öz benliğimizle yönetiriz. Adeta Allah'ın emriyle ve izniyle yeryüzünün en muhteşem ordu sistemini yönetiyoruz. En muhteşem mekanizmasını, işletim sistemini, yani nefsimizi, yani insaniyet programımızı. Bu program, doğuştan çekirdek olarak getirdiğimiz bu program, eğer yanlış yapılandırılırsa, bozuk yapılandırılırsa, hayatımız boyunca bunun bedelini ödüyoruz. Sevgi zekası sohbetimizin bugünkü bölümünde öz sevgi bölümüne, ikinci ana bölüme girişi konuşuyoruz. Adım adım sizlerle önce nefis dediğimiz, bu benlik dediğimiz olgunun ne olduğunu kavramaya çalışarak, arkasından bu benliği neden sevmemiz gerektiğini, bu benliğe yönelik olarak sevgisizlik sebeplerinin nasıl ortaya çıkabileceğini ve bunlardan nasıl korunabileceğimizi ve arkasından bu benliği sevmenin şekli ve suretinin nasıl olabileceğini konuşacağız. Adım adım, bölüm bölüm. Şu anda önce bu benliği tanımaya çalışıyoruz. Aziz dostlar, Yüce Allah bize bu benliği lütfetmiş.
Bilinç, vicdan, akıl, kalp, mantık, his, hayal gibi olgular içeren bu benliği lütfetmiş. Bu benlikle bizde ne yapmamızı istiyor? Ve bu benliğe lütfettiği ilim, irade, kudret, merhamet gibi yetenekleri ne amaçla kullanmamızı istiyor? Aziz dostlar, insan egosunu, benliğini iki temel şekilden birisiyle yönlendirir, kullanır. İnsan egosunu ya ilah gibi görür, egosuna, benliğine tapar. Yani insan kendi benliğine bakar ve der ki, benim gücüm var. Bu güç benim. Benim mantığım var. Bu mantık benim. İradem var. Bu irade benim. Benim sanat becerim var. Bu benim. Bu bizzatihi benim. Bunu ben yarattım. Dolayısıyla ben bunları ben yarattığıma göre adeta yaptığım işleri de ben yaratıyorum bakışıyla kendi enesine bakar. İşte böyle bir ego, böyle bir benlik emmare benliktir. Her türlü kötülüğü emreden, kendisini ilah olarak atfettiği için, tanrılaşma iddiasında bulunduğu için Nemrutlaşacak, Firavunlaşacak ve alçakların en aşağısına düşecek olan nefistir. Kendisini ilah olarak gören nefis, büyüdükçe ve ilerledikçe çukurların en çukuruna düşer. Ancak öbür tarafta, tam tersi bir şekilde görebilir kendisini nefis. Nasıl görebilir? Kendisini yerlerin ve göklerin şefkatli sahibinin aziz ve aciz kulu olarak görebilir. O bir kuldur. O minicik bir hücreden yaratılmıştır. Zavallı bir kul, yoktan yaratılmıştır. O kudretler, o sanatlar, o beceriler, o yetenekler ona ait değil, onda emanet. O bunların sahibi değil, bunlar onda tecelli ediyor, yansıyor. İnsan nefsine böyle bakarsa ve kendisini bir kul olarak görürse ve de kul olarak görüp kulluğun gereklerini yerine getirmeye çalışarak Rabbine yaklaşmaya çalışırsa adım adım ilerlemeye başlar. Bu idrake vardığı anda nefis emmarelikten bir üst makama sıçrar. Bundan sonra artık o levvamedir. Belki yanlışı yapar, çirkini yapar. İlahi ahlaka aykırı olan şeyi yapar ama pişman olur. Yaptığının yanlış olduğunu bilir, idrak eder. Dönmek ister. Arkasından bu isteğini sürdürürse, düzelme isteğini sürdürürse bir üst makama yükselir, mülhime olur. Artık Rabbi doğruları, ilahi ahlaka uygun olanı vicdanı üzerinden ona daha güçlü bir şekilde, algılayabileceği bir şekilde ilham ediyor. Bunu algılıyor ve bunun peşinde koşmaya başlıyor artık. İlham edilen bu hayrı yapmaya çalışıyor. Zor da olsa, canı istemese, nefsi istemese de nefsinin başına vurarak yapmaya çalışıyor. Bunu yapınca bir üst makama yükseliyor. Mutmainne oluyor. Artık o nefis sadece ilahi ahlaka uygun olan davranışlardan mutmaindir, memnundur, razıdır. Haram olan, çirkin olan şeylerden tiksinen bir nefistir artık o. Ve işte bundan sonra bu yolda ilerlediği zaman raziye makamına yükseliyor. Kayıtsız şartsız küfür ve dalalet dışındaki her hale razı oluyor. Allah'ın her takdirine, kaderden gelen her takdire razı oluyor. Tabii ki bu razılıkta çalışıp çırpındıktan sonra ilahi takdire razı olmak dediğimiz tanım söz konusu. Ve daha sonra bu yolda ilerleyince Allah da ondan razı oluyor marziye makamına ve böylece ilerleyince de kamil, saf, tertemiz bir nefis olarak cennete ulaşmış oluyor. Aziz dostlar,
Bizim öz ben sevgisinden amacımız nefsimizi yani canımızı Rabbimizin yüceler yücesi Rabbimizin kulu bilip onun isimlerinin üzerimizdeki tecelliyatını okuyarak bunu şükürle karşılamak suretiyle varlığımızı yükseltmektir. Bunu yaparsak yani öz benimizi bizi yaratanın kulu olarak idrak eder ve seversek bu idrak içerisinde öz benimizi yönlendirebilirsek bunun sonucu hayatımızdaki karşılığı bizim için korkusuzluk olacak, cesaret olacak, huzur olacak, güven olacak ve herkese şefkat olacak. Eğer bir insan, burası çok önemli, eğer bir insan öz benini aşağılarsa, emmare olan nefisten söz etmiyoruz, Rabbine yükselmek isteyen, kulluğu seven nefisten söz ediyoruz. Bu benliğini aşağılarsa, küçültürse, buna saygı duymazsa, o zaman bu insanda korku hakim olacaktır. Bir nefiste korku hakim olursa onun davranışlarına bakınız. Bir insanın öz benliğinde korku hakimse, kendinden güçlü olanlar karşısında adeta kapı basması gibidir. Kendinden zayıf olanlara karşı da adeta firavun gibidir, serttir, ezicidir. Yahut aynı insanın egosunda, benliğinde kibir hakim olursa, ki öz sevgisizlikten insanın öz benliğini sağlıklı şekilde sevememesinden kaynaklanır bu kibir. İnsanın kendisini ilahlaştırmaya kalkışmasından kaynaklanır bu kibir. İnsanın benliğinde öz saygısızlık hakim olursa, yani kendisini aşağı görürse, yaratılışını, doğasını, fıtratını aşağıya görürse, o zaman yine hastalıklı davranacaktır. Mesela kendisinden yüksekte, üstün olan insanlara karşı dengesiz hissedeceği için, aşağıda hissedeceği için, onların düzeyine çıkabilmek için ya kibirlenecek, hava atacak, olmadığı gibi kendisini büyükmüş gibi göstermeye çalışacak, yahut şiddetli bir kıskançlığa düşüp karşısındakini aşağıya çekip küçültmeye çalışacaktır. Öyleyse aziz dostlar, kendimizi ilahi lütuf penceresinde sevmenin yollarını aramaya çalışmamız gerekiyor. Kendimizi aşağılamaktan uzaklaşmamız, bir ilahi lütuf olarak, Yüce Allah'ın yaratmış olduğu muhteşem bir sanat eseri olarak tanıyıp bilmemiz çok önemli. Eğer bunu yapabilirsek, bunu başarabilirsek, anne babamızla, eşimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla ve çevremizle ilişkilerimiz büyük bir dengeye sahip olacak. O zaman olayları çarpıtmadan, bozmadan, sağlıklı ilişkiler çerçevesinde ifade etme becerimiz mümkün olacak. Pekala, özbenlik sevgimizi keşfetmeye hazır mıyız? Adım adım özbenlik yolculuğunda ilerleyeceğiz. Bu bölüm çok önemli çünkü özbenliğimizi bozuk yapılandırdığımızda arkasından gelebilecek bütün sevgi unsurları da maalesef çarpık olacaktır. Öyleyse bundan sonraki sohbetimizde özümüzü neden, nefsani varlığımızı, Allah'a kulluk yolunda ilerleyen nefsani varlığımızı neden sevmemiz gerektiğini ve özümüze dair sevgisizlik sebeplerimizi nasıl düzeltebileceğimizi konuşmak üzere. Hoşça kalın.